Merhabalar, pek hoş gelemedik. Spor gündemi Lafın malum. Gelişi hoş geldin. Yaklaşık 15 gündür aynı gerginliği yaşıyoruz. Hatta Aralık ayından beri aslında Süper Kupa'nın uğursuzluğu devam ediyor diyebiliriz sanırım. Öncesi de var. Yani bu sene senin... Bu arada Cem Yılmaz da bizlerle birlikte. Onu da unutmayalım. Spor direktörü CNN Türk'ün. Cem Yılmaz, sen de hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar. Evet, biz Damla'yla sohbete dalıp seni de unutmayalım diye önceden söyleyeyim. Ama bir önceki yayınımızda Damla'nın bir sözü vardı. Sen de ifade etmiştin. Ondan da dem vurmuştuk aslında. Son 3 ay, 4 ayda Türk futbolu öyle bir şey yaşadı ki belki de dünyada başka bir ülkede yaşanmayacak bir şeydi bu. 1 yılda, 2 yılda, 5 yılda, 10 yılda yaşanmayacak bir şey. Biz 3-4 ayda, 5 ayda yaşadık diye. Olası senaryoları konuşuyoruz. Damla, sana da sorayım. Nedir olası senaryolar? Şu anda bu arada Süper Kupa'nın oynanacağı Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda sahaya taraftarlar girmeye başlamış. Yani bunlar şu anda güvenliğin yeniden sorun yaşayacağını da gösteriyor biraz bir anlamda. Sahaya mı? Tribün nereye? Şu anda tribünden sahalara inmeye başlamışlar. Yani yine içerilere girmeye çalışıyorlar. Güvenliklerden görüntü var. Onu şimdi editör arkadaşlarımıza da paylaşırım. Ekranları da yansıtırlar. Ya bugün biraz gergin tabii. Şu anda Ali Koç'tan da açıklamalar gelecek. Onun da açıklamalarının içerisindeki en önemli şey bugün U19 takımıyla çıkıyor olması. U19 takımını tercih ediyor ve ekranları da yansıttık. Şimdi Fenerbahçe bugün Giresunspor'la U19 karşı karşıya geldi. 4-1 galip geldiler. Bir 90 dakika maçı saat 12'de başladılar. 2'ye doğru bitti maç. Oradan hemen havaalanına geldiler. Urfa'ya hareket ettiler. Şu anda bekliyorlar otelde. Sonrasında da tekrar Şanlıurfa'da maça başlayacaklar. Yani bir 90 dakikada yayın öncesinde biraz konuştuk. Çıkarmaları biraz zor bir performans. Gelen kafileyle maçı oynayan kafile aynı. Aynı 11 kişi gelecek. Şimdi içlerinden de şöyle bir açıklama geldi. İki isim sakatlığı nedeniyle esami listesinde yer almayacak diye. Bu zaten kafadan 9 kişiyle maça başlayacaklarını gösteriyor. Burada da olası bir kırmızı kart yeme, sakatlık durumu gibi benzeri durumlar yaşarlarsa 7 kişiyle birlikte zaten maça devam edememiş olacaklar. Ekstradan maça sokabilecekleri bir oyuncu da gözükmüyor şu anda. Böyle olması durumunda da maç muhtemelen ya ertelenecek, işte hakemin vereceği karara göre bir yön çizilecek burada. Nasıl olacak? Artık resmi olarak Galatasaray buradan şampiyon mu çıkar yoksa TFF'ye gider, bununla ilgili bir tahkim kararı mı beklenir, onu da göreceğiz. Burada Fenerbahçe'nin bir isteği vardı. Ya bu tarihte oynanmasın, şu anda Avrupa maçı oynayacağız diye, ya da bu maçı yabancı bir hakem yönetsin demişlerdi. TFF 2 talebe de olumsuz yanıt verdi. Hakem Volkan Bayarsan olacak. Var hakemi de Zorbay Küçük ve 21.30'da da başlayacak. Bu maçın şu anda öngörülen, sonrasında bizi bekleyen bir diğer voley olabilir miyiz? Orada da görelim. 4 olasılık öngörüyoruz aslında. Burada şimdi az evvel de anlattım, sahaya 9 futbolcuyla çıkma gündemi var. Burada yine sakatlanmalar sonucu işte maçın ertelenmesi mecburi bir sebep olmuş olacak. Bir diğer ihtimalde hakemi işte alkışlarlarsa ya da olası bir hakeme hakaret gibi şeyler olursa kırmızı kart görme durumu var tabii hakemi ki. Alkışlama tabii sarı kart. Yani alkışlayarak oluyor, tepki evet. Göstererek yani çıkmak için sebepler bulurlar tabii. Mı? Bunlar bu arada yaparlar demeyelim. Çünkü bunların hepsi şu anda varsayımımız. Evet, böyle bir şey umarız ki yaşanmaz zaten bu tür olaylar. Bir diğer ihtimal maç başladıktan sonra sahayı terk etme ihtimalleri de var. Bu da yine maçın ertelenmesi. Tam bu nokta birazcık ağır basıyor. Bununla ilgili ya Ali Koç'un ya da yönetimden bir ismin maç başladığında işte İstiklal Marşı okunacak, maçlarda yer alınacak, sonra da yönetimden bir isim gelecek ve maçtan çekilmelerini talep edecek. Bunun bir benzeri İstanbulspor Trabzonspor maçında yaşanmıştı. 74. dakikada sahadan çekilmişti takım. Bu da bir benzeri olmuş olacak aslında ki en büyük olasılık bu gözüküyor şu anda. Bir diğer ihtimal de maça hiç çıkılmaması, ama bu şu anda en azından Ali Koç'tan biraz açıklama gelirse böyle bir şey düşünüyormuş şu anda, ama öngörülen değil, buraya kadar geldi takım. Çünkü bununla ilgili kongrede açıklama yapmıştı. Dedi ki cezalar çok büyük olabilir. Biraz da federasyonun benzer şeyleri hiç yaşamadığımız için şu anda vereceği kararlarda emsal olacak bundan sonrasında, hak verirsin. Ve bunun içinde belki de Urfa'daki stadyumu yeniletme talebi bile gelebiliyor yani federasyondan. Fenerbahçe'ye ceza olarak. Bunlar arttırılabiliyor. Tamamen federasyona kalmış bir şey. Maça hiç çıkılmamasının cezası o yüzden hem maddi olarak da hem de benzer şekillerde çok büyük. İşte önümüzdeki yıllarda oynayamama durumları da yer alacak. Bu sebeple zaten bu cezalardan biraz kaçabilmek adına A takımla çıkmıyor. Keza karşısında Galatasaray bugün tam kadro çıkacak.
tüm en önemli oyuncuları da bugün maçta yer alıyor. En azından yapılan açıklamalar bu doğrultudaydı, evet. Okan Buruk tarafından. Sözünü kestim çünkü sanıyorum biraz önce yönetmen arkadaşım da uyardı beni. Muhabir arkadaşımız hazır dedi, değil mi? Hı-hı. Tamam, hemen gidelim. Bir bakalım Şanlıurfa'da son durum ne? Senin de ifade ettiğin bir bilgi vardı zaten. Onu da bir doğrulatmış, en azından sormuş oluruz. Demirören Haber Ajansı muhabiri Serhan Türk bizlerle birlikte. Hoş geldin Serhan. Önce nedir son durum, bir soralım sana. Nedir aktaracakların bölgede? Hoş bulduk. Son durum şudur. Galatasaray 2 gündür burada. Galatasaray yönetimi, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi 3 gündür burada. Fenerbahçe PAF takımı biraz önce, yaklaşık bir saat önce Urfa'ya indi ve kendi otellerine dinlenmeye geçtiler ve şu saatlerde de Ali Koç'un bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Statta bir sakinlik söz konusu. Birazdan hareketlenmeye başlar. Çünkü bir iftar saati vardı. İftar saatinden sonra taraftarların gelmesini bekliyoruz. 11 Nisan stadı, Şanlıurfa stadı tam anlamıyla hazır ama herkesin kafasındaki soru işareti şu: nasıl bir maç olacak? Ne olacak? Fenerbahçe PAF takımıyla geldi. 11 oyuncu geldiği söyleniyor. 9 oyuncu geldiği söyleniyor. Yönetim tam kadro geldiği söyleniyor. Ali Koç'un birazdan da açıklaması da olacak. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani tam böyle polemikler gölgesinde bir Süper Kupa finali olacak. Ve daha sonrası ne olacak? Herkes bunu merak ediyor. Yaklaşık 3 gündür biz de buradayız. Herkes Fenerbahçe'nin ne zaman geleceğini, kimlerle geleceğini, nasıl bir kadroyla çıkacağını soruyordu. Ama dün Galatasaray'a geldiğinde şehrin havası değişti. Çünkü takım tam takım halinde geldi ve bütün as oyuncularla beraber Galatasaray kafilesi Urfa'ya indi. Ve Urfa'da sevgi gösterileri karşısında karşılandı diyebiliriz. Aynı sevgi gösterilerini Fenerbahçe'de de yapmak istiyordu Urfa halkı. Ama A takım gelmedi, dediğimiz gibi PAF takım burada. Ama herkesin kafasında sizin de söylediğiniz olduğunuz gibi denklemler söz konusu. 11 kişi mi çıkacaklar, 9 kişi mi çıkacaklar? Yoksa Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç sağdan takım mı çekecek? Nasıl bir yol izlenecek? Biz de çok merak ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin stada gelmesini bekliyoruz. Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bakın stada gelmesini bekliyoruz. Şu burası, yani 11 Nisan stadı tam anlamıyla final karşılaşmasına hazır. Galatasaray tam kadrosuyla, az kadrosuyla burada. Fenerbahçe de PAF takımıyla buraya, şehre indi. Ali Koç'un açıklamaları da çok önemli ve çok değerli olacak. Yaklaşık bir saat içerisinde takımlar da statta yerini bulacaklar. Şimdi çok fazla daha sonraki iddia, çok fazla problemler, şey daha sonraki için... polemik konuları, daha sonraki gündemlerde... Evet. Çok fazla iddia, çok fazla konuşulan şey olduğu için şunu da doğrulatmak isterim biraz önceki ifadene binaen. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün Şanlıurfa'da maça gelecek, değil mi? Çünkü gelecek mi gelmeyecek mi diye sosyal medyada da soru işaretleri vardı. Senden de doğrulatmış olalım. Evet. Tabii ki ben de şöyle Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştüm. Sayın Mehmet Büyükekşi'nin stada geleceğini dile getirdiler. Ama son dakika nasıl bir gelişme olur bilemeyebiliriz ama şu an için planlanan durum Mehmet Büyükekşi'nin stada yönetim kurulu üyeleriyle beraber gelecek olması. Damla, senin de bu arada senin söylediğin bir detay vardı. Sahaya taraftarların girmesi sanıyorum şu an. Şu anda sahaya giren taraftarlar olduğu söyleniyor. Birkaç fotoğraf geldi. Bununla ilgili güvenlik önlemleriyle ilgili hiçbir şey görebiliyor musunuz etrafta? Ekstra bir güvenlik var mı acaba? Yani adeta Şanlıurfa'da kuş uçurtulmuyor. Şunu söyleyebiliriz. Bizim kaldığımız otelde bile değişik illerden gelen güvenlik ve polis ekipleri vardı. Hatta Samsun'dan, Ankara'dan, Antep'ten gelen takviye güçler söz konusuydu. Güvenlik hat safhada ve adeta Şanlıurfa 11 Nisan stadı güvenlik koridorlarından geçilemiyor. Sıkı bir güvenlik tedbirleri alınıyor. Onun haricinde zaten biliyorsunuz Galatasaray biletleri tüketmişti, satmıştı. Fenerbahçe biletlerinde Sayın Ali Koç'un bir açıklaması vardı. Biz size alın diyene kadar almayın şeklindeydi. Ve şu an Urfa'daki havada şu şekilde, biz ne izleyeceğiz? Maç mı izleyeceğiz? Yoksa önümüzde nasıl bir görüntü olacak? Bundan dolayı gelen, gelmeyen seyircileri de burada görebiliyoruz ama şu an için şu kapılar an açıldı. Girişler başladı diyebiliriz. Tribünlerde sözün kesiyorum ama Fenerbahçe taraftarlar gelmeye başladı mı ya da yoğunluk şu anda Galatasaraylı taraftarlarda mı?
Yoğunluk Galatasaraylı taraftarlarda. Çünkü Galatasaray biliyorsun satışları yapmıştı, evet, ve bütün satışlar tamamlanmıştı. Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç'un bir çağrısı vardı. Bu çağrıya şu an için uyulmuş ama teknik de olsa bir stadın etrafında şu an Fenerbahçe taraftarlarında görebiliyoruz. Yani şu da üzücü, bu maç için depremzedelere bağışlanacak tüm gelir. O yüzden de bu anlamda aslında keşke tribünler tıka basa da dolsaydı bir anlamda. Cem Yılmaz bir şey söyleyecek sanıyorum. Damla, bir araya gireyim. Ben şu anda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşmaya başladı. Bu arada statta, az önce stadın içindeki görüntülere de baktım. Herhangi bir taraftar girişi yok. Yani zaten stadın içinde çok fazla taraftar yok şu an itibariyle. Ve Ali Koç da açıklamalara başladı, Fenerbahçe Başkanı. Konu başlıklarını da tabii ki getireceğiz. Evet, yani, onları da konuşacağız. Biz daha yeni başladık şu anda. Evet, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da neler... Şimdi şunu da söyleyelim bu arada. 18 Temmuz'da Mehmet Büyükekşi seçime gideceklerini açıkladı. Bunun için de yarın aslında kulüplerin bir araya gelmesi bekleniyor ve bununla da bir imza toplayacaklardı. Yani erkenden bir başkanlık seçimine gidilmesi yönünde. Şimdi bu da tam da bugün Mehmet Büyükekşi'nin bunu açıklaması da aslında biraz manidar geliyor. Çünkü 18 Temmuz'a daha oldukça var. Önümüzde bizi bekleyen bir Avrupa Şampiyonası var. Millilerimiz orada boy gösterecek ve buna da ilgili Mehmet Büyükekşi'nin hep söylenen bununla ilgili buraya milli takımın taşınmasıyla ilgili oldukça büyük rol üstlendi 2 yıldır. Ve bu süreci de yaşamak istedi aslında başkanlık koltuğunda. Fakat kulüpler buna ne yönde bir cevap verecek, nasıl ilerleyecek aslında yarın belli olacak. Birçok kulübün de bu konuda imza atması bekleniyor. Yani seçime erkenden gidilmesi yönünde, ama yeni gelecek isim kim olacak? Aslında bu da daha yakın zamanda hiç konuşulmamıştı. Evet. Bu da muhtemelen yarının gündem başlıkları arasında olacak. Bu arada bir de 23'te tekrar dönüş uçağı gözüküyor Fenerbahçe'nin. Bu da maçı zaten tamamlamayacakları anlamına geliyor. Bu geceyi de orada geçirmeyecekleri İstanbul'a. Aynen, yani saat 9.30'da başlayacak maç zaten. Bitmesi, kupa töreni normal şartlarda bitecek olsa saat 1-2'yi bulması lazım dönüşlerinin, her halükarda dönseler bile, ama 23 öngörü olarak zaten muhtemelen Ali Koç'un da ben az sonra yapacağı açıklamada şey bekliyorum, yani maçtan çekileceğiz demesini bekliyorum doğrusu. Ya da yani bizim üçüncü, evet, ihtimal. Hiç burada sanıyorum Cem Yılmaz, sana da sormak isterim aynı soruyu. Biz şimdi Emin Bey'le de konuştuğumuzda da aslında birinci ihtimalin daha net olduğunu, yani daha bir yüksek ihtimal olduğunu söylemişti. Arkadaşlarımız bir çok kısa acaba gösterebilir mi ihtimalleri? Sonrasında Cem Yılmaz da görsün. Evet, sonrasında sorumuzu o şekilde soralım. Sahaya 9 futbolcuyla çıkılıp 3 oyuncunun sakatlanması. Yani bu 4 ihtimal arasında Cem Yılmaz sanıyorum en ağır basanı bu, değil mi? Birinci ihtimal. Şimdi gün içinde de konuştuk sevgili Kaan. Fenerbahçe 11 oyuncusuyla geldi. Az önce Damla dedi ki iki oyuncusu sakatlığı sebebiyle listeye alınmayacak, 9 kişiyle sahaya çıkacak. Şimdi burada en birinci senaryo Fenerbahçe futbol takımının, yani U19 takımının, sahaya çıkacak olan takımın diyelim. Fenerbahçe adına sahaya çıkacak olan takımın saha içerisinde maç başladıktan sonra 6 oyuncuya düşmesi halinde zaten maça devam edemiyor ve daha sonra Futbol Federasyonu 7 oyuncunun altına düştüğü için Fenerbahçe futbol takımı maçı tescil edecek. 3-0 Galatasaray'ın hükmen galibiyeti şeklinde. Çünkü 7 kişinin altına düştüğü zaman zaten devam edemeyeceği için. Burada açıklamalarda gelmeye başladı Cem Bey. Onları da paylaşalım isterseniz. Ali Koç şu anda, nasıl, Fenerbahçe isyan etme noktasına geldi. İsyanımızın ilk adımını Şanlıurfa'da atmak zorundayız şeklinde ilk açıklamaları bu yönde aslında. Bu da sanırım zaten, evet, tepkinin ana metnini gösteriyor. Bu arada araya girerek şöyle, Serhan Türk de yayınımızda. Serhan'a teşekkür edelim, soracağınız bir soru yoksa. Çünkü onun da orada takip etmesi gereken çok yoğun bir gündem var. Serhan, çok teşekkürler. İlerleyen dakikalarda, saatlerde mutlaka bağlantılarımız olacak seninle ilgili. Seninle yapacağımız. Cem Yılmaz, sözü sana bırakayım. İyi yayınlar dilerim. Evet, yani burada... Birinci senaryo bu, ama şu anda Ali Bey, Ali Koç açıklama yapıyor. Ben bu birkaç cümle vereyim mi Cem Bey? Şu anda sıcağı sıcağına açıklamaların üzerinden gitmiş olalım. Çünkü şu anda diyor ki açıklayacak çok şey var, birkaç dakikanızı alacağım diyerek başlıyor. Demek ki uzun bir konuşma yapması bekleniyor. Öncelikle bugün ne yaşanacaksa, bugüne kadar ne yaşandıysa tüm Fenerbahçe taraftarına şunu söylemek istiyorum ki
İslam Çupi'nin sözlerini hatırlatmanın tam günüdür. Fenerbahçe %50-50 şansı olan bir müsabakaya A takımını getirmemiş, kupa şansını zayıflatmış. Buna da inandığı ilkeler, değerler ve uğradığı haksızlıkları isyan etme noktasına geldiği için yapmıştır şeklinde bir ifadesi var şu anda. İsyanımız diyor Damla, isyanımız sadece Süper Kupa maçının tarihiyle ilgili değil. Zaten konuşmasının başında Trabzon'da yaşanan olaylar, geçmiş süreç, geçmiş yıllarda yaşanan ya da Fenerbahçe'nin uğradığı haksızlıklar 2 Nisan tarihinde olağanüstü genel kurulda çok geniş bir şekilde almıştı süreci Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Yani bu sadece maçın bu tarihte oynanmasına bizim isyanımız bu değil. Geçmişten bugüne kadar gelen Fenerbahçe'nin uğradığı haksızlıklara olan isyanımız diyor aslında. Süreci öyle, konuşması öyle başladı. Şu anda devam ediyor. Tabii burada az önce Kaan ekrana gelen alternatifler zaten şu anda konuşuluyor. Çünkü Fenerbahçe takımının U19 takımıyla bugün gündüzde Giresun'da U19 liginde maçı oynamış bu genç oyuncuların 90 dakika Galatasaray A takımıyla mücadele etmesini kimse beklemiyor zaten. Yani böyle bir ihtimal hemen hemen yok. Dolayısıyla maç bir şekilde tamamlanmayacak, bir şekilde yarıda kalacak. Belki 3 dakika içinde, 5 dakika içinde onu bilemiyoruz ama şekil nasıl olacak? Yani bir yönetici sahaya girip ya da başkan sahaya girip takımı mı çekecek? Yoksa takım hiç sahaya mı çıkmayacak? Yoksa 9 kişi çıkıp bir şekilde oyuncular sakatlık bahanesiyle ya da kırmızı kart görerek 6 kişiye düşüp zaten maç otomatikman sona mı erecek? Bu şekilde alternatifler üzerinde şu anda duruyoruz. Ama biz ne olacağını bilmiyoruz. Sonuçta bunu Fenerbahçe futbol takımının sahadaki eylemi ya da tutumu gösterecek. Bununla ilgili Ali Bey bir açıklama yapacak mı? Sayın Koç açıklama yapacak mı? Onu da bir taraftan takip ediyoruz. Çünkü maçla ilgili nasıl bir tutum sergileyecekleri konusunda henüz o konuya girmedi. Yani U19 takımıyla zaten biz katılacağımızı söylemiştik dedi. Ve şu anda U19 takımıyla da Fenerbahçe Şanlıurfa'da. Ve maçın başlamasına çok az bir zaman kala Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç basın toplantısında süreci yine anlatıyor, değerlendiriyor. Burada tabii geçmişten bugüne kadar en son tabii Trabzon maçına ilgili de serzenişleri var. Futbolcuların ceza alması için bazı rakiplerimiz çok sıkı çalıştı diyor. Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olaylar da biliyorsun. Fenerbahçe'de 3 kişi sevk edilmişti. 2 oyuncu birer maç ceza aldı. Osterwolde ve İrfan Can Eribayat. Cezaları onandı. Şimdi bunlarla ilgili geniş bir tekrar bir değerlendirme içerisinde ama şu anda bugün ne yapacakları konusunda henüz başkan bir açıklamada bulunmadı. Ki ilerleyen dakikalarda bekliyoruz. Zaten hepimizin gözü kulağı şu anda hem o açıklamaları takip edip hem de evet, zamanlı olarak değerlendirmek. Güvenliğini sağlamayanlar ne ceza alacak diyor. Tabii. Yani Trabzon maçıyla ilgili yine konuyu oradan ele alıyor. Ya, Türk futbolunda şu anda geçmişte hiç yaşamadığımız, hiç görmediğimiz bir sürü olayı yaşadık bu sezon özellikle. Evet, Fenerbahçe'de Ali Koç, de, hatırlatalım, kongrede yetki de almıştı zaten. Bundan sonra yapabileceği her şey için herhangi birine danışması da gerekmeyecek. Tabii. Hem bugün Süper Kupa, ki bu Süper Kupa biraz başlangıç gibi duruyor yaptığı açıklamada da aslında. Belki devamında da başka kararlara da gidebilir. Çünkü bu bir tepki olarak gösteriliyor. İlk adım dedi. Evet. İlk adım olarak adlandırdı. Demek ki akıllarında daha bir şeyler var. Çünkü zaten Süper Lig'le ilgili de bahsetmişti önceden. Çekilme kararı asıl orada hikaye başlamıştı. Şimdi Süper Lig'le ilgili çekilme kararını 3 ay ertelediler. En azından 3 ay boyunca gündeme gelmesi beklenmiyor. Bununla ilgili yabancı bir kulüp alma başlangıcına da bir girelim demişti. Belki buraya da bir adım önümüzdeki süreçte gelecek. Kulüp başkanlığından da ayrılmıştı. Yarın şimdi kulüpler bir araya gelecek. Burada tekrar devam edecek mi? Ya da buraya yeni bir başkan seçilecek mi? Buradan çıkacak kararlarda ne olacak? Aslında süre gelen o kadar çok bizi bekleyen bir yenilik var ki ve bunların dışında da bugün Türkiye Futbol Federasyonu
tüm bu yaşananlarla ilgili de başka bir ceza verecek mi acaba? Çünkü bunu da hiç yaşamamış olacağız. Bu bir bilinçli yapılmış bir süreç çünkü. Hani maç başlamadı, şu ana kadar A takımla çıkmadı. Tüm bu yaşananlar benzer şeylere de sebep olabilir. Bu tarz tepkilere federasyon açık mı kalacak? Aslında bence bu kısımda da değil mi Cem Bey? Yani federasyonun alacağı kararları hiçbirimiz bilmiyoruz. Şu ana kadar da hiçbir açıklama yapmadılar. Her şey hem Galatasaray cephesinde hem federasyon cephesinde seyrinde ilerliyor gibi görünüyor. Sadece Fenerbahçe günlerdir U19'a çıkacağız deyip bir şeyler söylüyor ama herhangi bir ne tepki geldi ne de bu olaya karşı bir açıklama federasyonda. Şimdi şöyle Damla, federasyon Fenerbahçe bu olağanüstü genel kurulunun hemen ardından biliyorsun yazılı bir federasyona bir yazılı talepte bulunuyor. Daha doğrusu talepte bulunmuyor, şunu söylüyor. Diyor ki biz diyor maç ertelenmediği takdirde ve maça yabancı hakem atanmadığı takdirde biz bu karşılaşmaya 19 yaş takımıyla çıkacağız. Federasyonda cevaben maçın daha önce 21 Şubat'ta açıklanan tarihi olan 7 Nisan'da oynanacağını bildiriyor. Ve maça yabancı hakemin de atanmayacağını, maçı MHK'nin atacağı bir hakemin yöneteceğini, ki maçın hakemi Volkan Bayarslan. Bunun üzerine de Fenerbahçe kesin olarak diyor ki ben bu karşılaşmaya 19 yaş takımıyla çıkacağım. Şimdi buradaki tabii süreç bu Fenerbahçe'nin deklarasyonu. Hani son ana kadar acaba Fenerbahçe kulübü maça kadrosuyla normal A takımıyla çıkar mı, çıkmaz mı, olur mu, olmaz mı? Belki birkaç gün kalaya kadar bu kafalarda soru işaretiydi. Ya da federasyon bir erteleme durumu ama federasyon erteleme konusunda kesin ertelenmeyeceğini söyledi. Galatasaray takımı da bu finale göre ona göre hazırlığını yaptı, gitti. Dün takım gitti. Yönetim ve başkan iki gün önce gitti Şanlıurfa'ya. Ya sonuçta öyle bir süreç yaşıyoruz ki şimdi burada planlanan bir maç var, planlanan bir tarih var ve bu tarihten geri adım atılmadı. Şu noktada araya girmek istiyorum Cem Yılmaz. Şu noktada araya girmek istiyorum Cem Yılmaz. Şöyle ki ilk grafiğimizi bir getirebilir miyiz ekranlara? Orada maç saatleri de var. Aslında çoğu soru işaretini giderecek de bir nokta. Çünkü Damla'yla da onu konuştuk. Fenerbahçe aslında Fenerbahçe U19 takımı zaten sabah saatlerinde bir maç gerçekleştirdi. Saat 12'de. Yani saat 12'de bir maç gerçekleştirdi. Zaten Cem Yılmaz burada da şöyle bir durum yok mu? Bu maç gerçekleştirildi. Şimdi akşam tekrar bir maç. Yani U19 takımıyla çıkması da şu anda Fenerbahçe. Bu da biraz tepki gördü aslında. U19 takımının da böyle bir sürece içine dahil edilmesi, oyunculara gelebilecek tepkiler, taraftarlardan gelebilecek. Sosyal medyada artık çok gündemi içerisinde zaten. En büyük tepki de o tarafa geldi. Bugün sahaya çıktıklarında da eminim yapacakları her şey mimiklerine kadar takip ediliyor. Taraftarlar bu tür şeylere çok dikkat ediyor. Onlar da bu sürece ne kadar dahil olmak istedi, nasıl devam edecek? İşte o kırmızı kart olayları demin ihtimaller arasında saymıştık. Yaşatılmak istenmiyor muhtemelen. Ali Koç da ve kulüp de U19 futbolcularının bu yorgunluğun üzerine, böyle büyük bir maçın üzerine gelip de burada Galatasaray gibi bir kulübün karşısında performans sergilemelerini uygun görmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Zaten çekilme bence artık şu an itibariyle en büyük ihtimal gibi geliyor bana. Yani sakatlıktan kaynaklı, en azından gerekçe gösterilerek çekilme, evet biraz. Ben yani bu 7'ye düşme kısmı, evet orada en azından bir şey söylenecek ya da tamamen Ali Koç gelecek ve maçın başında maçı devam ettirmeyeceklerini, tamamen takımı çekmek istediklerini söyleyecek. Ama onun da bir ceza yaptırımı oluyor diye biliyorum. Olacak muhtemelen ama işte İstanbul Trabzonspor maçı gibi. Evet Cem Yılmaz. Kaan, tabii yaptırımı var, talimatlar var. Yani yaptırımı aslında tek ihtimal birinci ihtimaldi galiba. Evet. Şimdi şöyle, Fenerbahçe takımı tabii sahada eksildiği takdirde ve maç tamamlanamadığı takdirde Fenerbahçe kulübünün işte önümüzdeki yıl bu kupadan men edilmesi, işte Süper Kupa'ya da zaten katılamaması otomatikman gibi şeyler var, maddeler var. Ama Fenerbahçe de zaten açıklama yaptı. Dedi ki önümüzdeki iki yıl biz Türkiye Kupası'na katılmak istemiyoruz. Yani katılmayacağız dedi hatta. Şimdi tabii Fenerbahçe'de de bir genel kurul var. Seçimli genel kurul. Yani belki önümüzdeki süreçte farklı bir yönetim, farklı bir başkan olacak. Ama federasyonda da farklı bir yönetim ve farklı bir başkan olabilir. Bugün biliyorsun federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi 18 Temmuz'daki Temmuz sonuna kadar zaten mali genel kurulu yapmaları gerekiyordu. 18 Temmuz'da mali genel kurulla birlikte olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.
hatta bunu da uzun uzun konuştuk. Delegelerin %40'ından fazlasının eğer talebi olursa, ki bu bayramın sonrasındaki hafta içerisinde bunlar konuşuluyor, bu ihtimal de var. O zaman federasyonun en geç 30 gün içerisinde, yani bir ay içerisinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alması gerekiyor. Yani şimdi öyle bir süreç yaşıyoruz ki yani hakikaten sıcak aylar mı diyelim buna? Hem federasyon açısından hem Fenerbahçe'deki yönetim açısından da. Ve şimdi burada ben bir taraftan dinliyorum Sayın Ali Koç'u. İsyan, yani Fenerbahçe'nin bu tepkisini az önce de söyledim. Sadece bu maçın ertelenmemesi ya da bu maçın işte bu tarihte oynanması, yabancı hakem olmaması değil, bütün geçmişten bugüne Fenerbahçe'nin uğradığı haksızlıklar diyor başkan. Buna isyanımız diyor ve uzun uzun bunu anlatıyor. Türk zaten futbolunun artık reset zamanı gelmiştir. Bataklığı kurutup Türk futbolunun kendini tekrar inşa etmesi gereken bir dönemdeyiz şeklinde bir açıklaması var. Kongrede tek tek göstermişlerdi. Şu ana kadar yapılan maçlarda hakemlerin haksızlıkları, tek tek videolar yayınlanmıştı tüm stadyumda. Burada da aslında o süreci hep anlatmıştı. Yani bugüne kadar pek çok haksızlığa uğradık ama bugüne kadar Türk futbolu zarar görmesin diye sustuk. Ama bundan sonrasındaki susma süreci Fenerbahçe Fenerbahçe'ye zarar veriyor, verecektir. Yeniden kenetlenme zamanı diyerek aslında harekete geçmişlerdi. Buradan almıştı işte yetkiyi zaten sonrasında. 30 bine yakın taraftar da toplamıştı. Bu da zaten dünyada belki de ilklerden biriydi yine Ali Koç'un yaptığı. Fakat buna karşılık Galatasaray'ın hiçbir şey dememesi şu anda. Hatta işte Eyüp Spor şimdi Süper Lig'e çıktı. Galatasaray'ın son paylaşımında onlara teşekkür şeklinde, tebrik şeklinde. Yani tamamen bu konunun dışında şu anda onlar için Urfa'daki maç, yaklaşık 1,5-2 saat sonra oynanacak maça kitlenmiş durumda Galatasaray tamamen. O yüzden onlar kupayı almak için bekliyorlar aslında. Bu kupanın süreci bugün kaldırılacak mı o kupa? Yani hakem acaba sizce Cem'e böyle bir karar verebilir mi? Yok. Yok Damla. Bugün kupa eğer maç tamamlanmazsa kaldırılamaz. Yani maçın 90 dakikasının tabii tamamlanması gerekir. Tamamlanmadığı takdirde aynen federasyonun maçla ilgili kararı beklenecek. Dediğim gibi yani eğer tamamlanamaz ve Fenerbahçe futbol takımı 7 kişinin altına düşerse, 6 kişiye düşerse ya da sağdan çekilirse maçı federasyon Galatasaray'ın lehine 3-0 tescil eder. Hükmen Galatasaray galip ayrılmış olur ve Galatasaray'ın ilk muhtemelen iç sahada oynayacağı lig maçında, muhtemelen diyorum, Süper Kupa Galatasaraylı oyunculara verilir. Yani Galatasaray bu şekilde isteyebilir kupayı ya da direkt müzesine götürebilir. Bilemiyorum tabii, onu bir taraftarın şimdi önünde Fenerbahçe'de bir seremoni almak istedim. Bekleyen Avrupa maçları var. 11 Nisan'da Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Sonrasında 14 Nisan'da Karabük deplasmanına gidiyor. 18 Nisan'da da evinde Olympiakos'u ağırlayacak. Yani takvimi de yoğun. Burada yaşanacak psikolojik süreç artık nasıl ilerleyecek bilmiyorum. Bugünkü maçta Ali Koç da yakından takip etti bütün futbolcuları. U19 takımını kadroyla birlikte geldi zaten. Şu anda da işte ekranları da yansıyor. Uçaktan iniş görüntüleri tüm takım. Bu arada Damla, Kaan, Galatasaray futbol takımı stada geldi. Otobüsten iniyorlar. Şu anda stada giriş yapıyorlar. Galatasaray futbol takımı, yani full kadro, A takım kadrosu da şu anda Şanlıurfa 11 Nisan stadına giriş yapıyor. Yani Galatasaray takımı statta hazırlıklarını yapıyor. Birazdan da muhtemelen sahaya çıkıp maç için son çalışmalarını da yapacaktır. Henüz Fenerbahçe'yi göremedim. Yani Fenerbahçe takımı henüz stada gitmedi. Tabii hakikaten yani Türk futbolunda o kadar ilginç şeyler yaşıyoruz ki, yani bunca yıldır ben meslek hayatımda, yani bu kadar maç anlattım, bu kadar sporun içinde oldum, seyrettim. Hiç böyle bir dönemi hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Yani bugün de mesela bu yayın öncesi muazzam bir maç izledim. Manchester United ile Liverpool arasında. Yani İngiltere'yi hakikaten yine büyük bir gıptayla takip ediyorum. 3 tane takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Futbol konuşuluyor. Sadece futboldan bahsediyoruz. Biz bugün iki süper takımımızın, yani Türk futbolunu taşıyan en önemli iki kulübün, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin belki de
futbolun zirve noktasında, yani bugün iki takımın topladığı puanlar ligde olduğu yere baktığınız zaman diğer takımların hakikaten çok üzerinde bir kadro kurdular bu sene. Ve oynadıkları futbolda da bence birbirlerine rakip olarak da seyir zevkini çok üst düzeye taşıyabilecek ciddi bir potansiyele sahipler ve öyleler. Ya bugün Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde çeyrek final maçından bahsediyoruz. O işte Olympiakos maçı var. Fenerbahçe şu anda Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek takım. Galatasaray 2 puan farkla lider. Müthiş bir seri yakaladı. Onlar da bu sene Şampiyonlar Ligi'nde iyi maçlar çıkarttı. Ve yıldızlar var. İki takımın da çok büyük yıldızları var. Yani bu akşam o yıldızlar üzerine konuşmak, bu yıldızlar ne yapar diye konuşmak ya da yarın ne yaptıları konuşmak yerine bugün Türk futbolunda şu girmiş olduğumuz kaostan nasıl çıkacağımızı konuşuyoruz ya da nasıl çıkabiliriz'i konuşuyoruz. Hakikaten bu üzüntü verici. Yani bir şey diyemiyorum artık. Bugün sonuçta bir Süper Kupa finali var ve bu kupa finali şu anda maçın başlamasına çok az bir zaman kala hepimiz biliyoruz ki 90 dakika oynanmayacak. Yani bu gerçekten üzücü. Şu an Galatasaray'dan paylaşım geldi. Süper Kupa finaline hazırız şeklinde Icardi'li bir paylaşım. Konsantrasyon eşlikiyle paylaşmışlar. Az evvel de belirttiğim gibi yani onlar full konsantre şu an Süper Kupa konuşuyorlar. Bir yandan da işte Ali Koç şu anda açıklamalar yaparken bu tepkiye dair herhangi bir açıklamaları yok. Dün Okan Buruk sadece biraz bahsetmişti. Bu arada Damla Fenerbahçe takımı da geldi stada. Şu anda genç oyuncular, Fenerbahçe'nin gençleri 19 yaş altı takımı. Onlar da şöyle bir şey geldi şu an Ali Koç'tan mesela size soruyorum, Galatasaray'da tur atlasaydı bu maç bugün oynanacak mıydı diyor. Yani Galatasaray'da Avrupa Ligi'nde devam etseydi, çeyrek finalde olsaydı Perşembe günü Galatasaray'ın da maçı olurdu ve Ali Koç diyor ki eğer Galatasaray'ın da maçı olsaydı bu maç muhtemelen oynanmazdı diyor, değil mi? Evet. Bunu yani hani yine burada haksızlık olduğunu, Galatasaray'ın durumuna göre bir karar verildiği şeklinde aslında sanırım altını çizmek istiyor. Yani zaten benzer şeyleri de hep buradan çıkarıyor, haksızlıkların hep Fenerbahçe yapıldığı yönünde. Evet, şu anda iki takım kafilesi de stattalar sevgili Kaan. Yani Süper Kupa maçı anlaşılan o ki bir şekilde başlayacak. Yani bir şekilde başlayacak ama inanın ben de şu anda net bir şey öngöremiyorum. Yani 9 kişi çıktıklarını varsayıyorum Fenerbahçe takımının sahaya. 9 kişi çıkıp da o 9 futbolcu nasıl olacak da 6 kişiye düşecek ya da ne kadar sürede düşecek? O süre içerisinde futbol ne kadar oynanacak? Sahada neler yaşanacak? Biz neler göreceğiz? Ya sonuçta bu yaşananlar tabii dünyada da yankı uyandırıyor maalesef. Yani olumlu anlamda değil ama çok fazla olumsuz anlamda bu sene dünyada Türk futbolu konuşuldu. Ve bu maçta şu anda gidişatı o ki onlardan biri olarak tarihe geçecek. Yani bu tarihe geçecek bir maç. Yani sonuçta Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde geçmişe dönüp baktığınızda aralarında birbiriyle en fazla oynamış iki takımdan bahsediyoruz. Bu rekabet içerisinde hiç böyle bir maç var mı? Yok. Yani bugün belki değil bir ilki yaşayacağız yani. Muhtemelen bir ilk yaşanacak. Tekrar istersen bir kez bakalım. Yaklaşık bir buçuk saat kaldı zaten. Yarım saat sonra da 11'ler verilmiş olacak, resmi olarak zaten çıkacak. Diğer voli bir son alalım mı? Oradan da görmüş olalım. Bizi bekleyen olasılıklar neydiler? İşte demin biraz de konuştuk zaten. 9 kişi kalma durumu var ilk ihtimallerden biri. İşte bu ihtimalle zaten maçtan çekilirse ceza yiyecek mi? Diğer oyuncular kırmızı kart görerek mi çekilecek yoksa sakatlandık diyerek mi? Zaten 90 dakika oynadıkları için işte bacağım çekti diyebilir, bileğim burkuldu diyebilir. Bunun zaten çok da şaşırılacak bir durum olmaz değil aslında. Olmaz yani, gayet normal karşılar hakem. İşte hakem burada ne karar verecek? Bu arada hakemi yanıltmaktan dolayı da ya bunlar bir yanıltmaya girecek mi acaba? Yani hakem bu yönde mi görecek? Çünkü bunlar önceden tasarlanmış kararlar olduğu için bu farklı bir cezayı götürür mü acaba Fenerbahçe'yi? Bunları bir kenara bırakarak ben şunu sormak istiyorum. Özellikle bugünü konuştuğumuzda, yani Damla senle başlayalım, Cem Yılmaz'a da sorayım aynısını ama spor gazetecisi olarak da, spor habercisi olarak da bugün bu yaşananlar Türk futboluna zarar vermiyor mu? Yani bir orta nokta bulunamaz mıydı en azından?
işte Fenerbahçe bulunamadığını dile getirdiği için aslında bu noktadayız. Çünkü pek çok kez dile getirdi aslında. Bu noktada Galatasaray'ın da sezonun başından beri pek çok kez hakemlerle ilgili tepkileri var aslında. Yani bugün Galatasaray bu konu için sessiz kalmış olabilir ama benzer şekilde federasyona çok kez tepki gösterdi. Sadece Fenerbahçe artık daha fazla zarar görmek istemediğini dile getirmek istiyor. Çünkü şampiyonluğa en yakın isimlerden biri de kendisi. Ama bu hakem konusu devam ettiği sürece belki de o şampiyonluğa ulaşamayacak ve burada da yabancı hakem konusunda oldukça ısrarlı Fenerbahçe. Hatta o gün yapılan açıklamalarda da Acun'u öne çıkarmışlardı. Bu konuşmanın altını o çizmişti. Acun Ilıcalı dedi ki yabancı hakem konusu kesinlikle olmalı. Kongrede de oldukça büyük alkış aldı bu konu. İşte bugün de zaten keza öne çıkan başlıklardan birisi de yabancı hakem konusuydu. Talep edildi. Federasyon şu an için buna uygun görmedi. Bu arada maddi olarak da yabancı hakemi karşılama şansımız kolay kolay olmayabilir. Çünkü Süper Lig'in gelirine baktığımız zaman zaten şu anda kulüpler bile zaman zaman tepki gösteriyor gelir durumuna. İşte tam bu noktada hakemlere gelecek yıl içerisinde ne denir? Aslında buralar daha önemli. Yani ben haksız görmüyorum bazı noktalarda. Sene başında idi, yanlışım olmasın Cem Yılmaz beni düzeltin. Yani sonuçta Avrupa maçları için lig maçları ertelenmişti. Ve burada ülke puanının önemi anlatılmıştı. Bir orta nokta bulunamaz mıydı? Kaan, şöyle söyleyelim. Sezon başında dediğim gibi takımlarımızın ön eleme maçları öncesi, kritik maçları öncesi ki 4 takımımız vardı yanılmıyorsam, maçlar ertelendi. Doğru, puana ihtiyaç vardı. Ciddi puan toplamamız gerekiyordu ve bu sene gerçekten takımlarımız güzel puan topladı. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray da öyle iyi puanlar topladılar. Ve dolayısıyla bu toplanan puanlarla biz tekrar Şampiyonlar Ligi'ne 2 sene sonra direkt şampiyonu direkt götürmeye hakkını elde ettik. Şimdi burada bu çeyrek final maçı öncesi bu karşılaşma farklı bir tarih alınabilir miydi? Alınabilirdi. Yani ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Burada zaten bu hafta sonu Türkiye'de lig maçı oynanmıyor. Lig maçları konabilirdi. Ama bu en baştan da planlanabilirdi. Yani burada hep başta planlanırken ya da başta bir açıklama yapılırken bence orada hatalar yapılıyor. Ve şimdi federasyon diyor ki, Kaan, 21 Şubat'ta biz bu açıklamayı yaparken iki kulüpte görüşünü alarak, yani iki kulübün de bilgisi dahilinde, iki kulübün de isteği dahilinde yaptık. Ama kulüpler takımlarının, kendi kulüplerinin Avrupa kupalarında çeyrek final oynama ihtimalini göz önünde bulundurmadılar mı? O zamanki koşulları söylüyorum. Yani ha duruma bakarız, çeyrek finale çıkılırsa o zaman ertelenir. Ama işte o zaman oraya konduğu zaman bu maç bu sefer ligin sonunda yer kalmıyor. Şimdi federasyon diyor ki ligin sonunda yer kalmadı. Çünkü bir hafta ötelendi lig. Bu hafta Türkiye'de Süper Lig'de maç oynanmıyor. Bak birinci ligde maç oynandı. İşte Eyüp Spor Süper Lig'e çıktı. Bu arada Eyüp Spor'u da tebrik ederim. Tarihlerinde ilk kez Süper Lig'deler. Ve bugün Süper Lig'de dün, bugün, bu hafta maç yok. Ne olurdu? Süper Lig'e normal haftaya devam edilirdi ve Süper Kupa maçı da ligin sonuna konurdu. Şöyle zaten bir sıcak açıklaması daha var Cem Bey. 2011'deki Süper Kupa maçını Beşiktaş hatırlarsanız oynamak için yeniden talepte bulunmuştu. Ali Koç da bununla ilgili diyor ki Şanlıurfa'da bunu oynayalım. Çünkü biliyorsunuz şimdi buradaki gelir depremzedelere gidecekti. Şanlıurfalı halk da böyle büyük bir maçı izlemek istiyordu. Bugün Galatasaray Fenerbahçe ama Fenerbahçe A takımı çıkmayınca biraz Urfalı vatandaşlar da tepki göstermişti. Böyle büyük bir maçı izlemekten neden bizi mahrum bıraktınız diye. Tam buna yönelik de Ali Koç diyor ki Şanlıurfa'ya bir borcumuz var. Esnafa, taraftarımıza, güzel insanlara da bu borcumuzu Beşiktaş'la oynayacağımız Süper Kupa maçıyla aslında ödemiş olalım diyor. Evet, şimdi hafta içi açıklamalardan biri de buydu Damla. Sayın Başkan Ali Koç dedi ki biz dedi Urfa halkını da işte mağdur etmeyeceğiz. Bugün çünkü konuşulan konulardan biri de şu. Urfa işte biliyorsunuz geçtiğimiz sene çok talihsiz, çok acı, hepimizi derinden üzen bir deprem yaşadık ve Urfa'da etkilenen şehirlerimizden biri oldu maalesef. Dolayısıyla burada depremzedeler içinde, o yöre halkı içinde Galatasaray-Fenerbahçe maçı onlar için de bir moral olacaktı. Onlar için de bir ekstra hayatta güzellik olacaktı. Dolayısıyla
Sanıyorum bu konuyu da değinerek dedi ki biz dedi bunu bir şekilde Fenerbahçe takımı olarak ilerleyen günlerde telafi edeceğiz. Bu arada depremzedelere gelir verilecekti ya, bunun için de şimdi bir cümlesi var. Evet. Biletlerin hepsi Fenerbahçe tarafından satın alınmış. Bu anlamda herhangi bir kayıp olmayacağını da belirtiyor. Bu yeni bir açıklama değil mi? Evet, şimdi geldi açıklama. Biletlerin hepsini biletlerin hepsi Fenerbahçe tarafından satın alınmış. O yüzden de herhangi bir kayıp olmayacak burada, çünkü depremzedelere gidecek tüm gelir. Bununla da ilgili biraz tepki vardı. Depremzedelere gidecek gelirde değişiklik yok. Olmayacak. Çünkü taraftarlarına maça gitmeyin demişti. Bu anlamda biletler taraftarlar tarafından satın alınmamıştı. Şu anda da zaten statta muhtemelen Fenerbahçeli taraftarların sayısı oldukça az. Az evvel de zaten yeni de belirtildi. Şu anda da bu arada 19 takım sahaya da çıkmış. Çıktı. Şöyle bir tur attılar Damla. Sağda biraz dolaştılar. Sonra tekrar soyunma odasına doğru girdiler. Yani şöyle bir havayı kokladı Fenerbahçe'nin genç oyuncuları. Ve tekrar içeri girdi. Yani çok az bir zaman kaldı artık. 1 saat 20 dakika gibi. Bu süre zarfında Fenerbahçe de hazır. Galatasaray hazır. Ama Fenerbahçe tabii bambaşka bir kadroyla bugün maç yapmış, U19 liginde mücadele etmiş bir kadroyla orada ve ikinci kez, aynı gün içerisinde ikinci kez sahaya çıkacaklar. Ne olacağını da ilerleyen saatlerde göreceğiz. Farklı ihtimaller var. Ne olacağını ilerleyen saatlerde göreceğiz.